Herkese merhabalar. Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino uygulamalarından L293 motor sürücü entegresini kullanarak DC motorun hız ve yön kontrolünü yapacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden entegremizi tanıyıp uygulamamızı yapalım. L293 motor sürücüsü, bizim iki tane DC motorumuz var. Bu iki tane DC motoru birbirinden bağımsız olarak ileri ve geri kontrol etmeye yarayan entegremizdir. Bu entegrenin L293B ve L293D olmak üzere iki tane modeli vardır. Bunlar birbiriyle şekil olarak, görüntü olarak, kullanım olarak, pin sayısı olarak her şeyi aynıdır. Aralarındaki tek fark akım değerleridir. Bunu da birazdan söyleyeceğim zaten. Şimdi bizim bu sürücüyü kullanma sebebimiz şu. Normalde biz DC motorların ileri geri dönüşünü kontrol etmek için H köprüsü denilen bir bağlantı kullanırız. H-Bridge denir buna. Bu bağlantıyı içinde bulunduran küçücük bir entegredir bu motor sürücü entegremiz. O yüzden bu piyasada çok kullanılan bir motor sürücüsüdür. Şekli de budur. Gördüğünüz gibi 8 tane sağ tarafta, 8 tane sol tarafta olmak üzere 16 tane pinden oluşan elemanımızdır bu L293 motor sürücü entegremiz. Burada önemli olan şey şu. Nereden başlayacağız? Bir numaralı ayak neresi? Onu söyleyeceğim şimdi hemen. Bakın şurada bir yuvarlak var. Bu alt kısmı olacak. Şurada bakın yarım bir tırnak var. Yarım. Burası üst kısım. Şurada da bir tane nokta var. Bu noktanın yanındaki ayak bir numaralı ayak olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Ondan sonra yukarı çıkıyor tekrar. 9, 10, 11, 16'ya kadar gidiyor. Ayak sıralaması da bu şekilde elimize aldığımızda. DC motorların ileri geri dönüşünü kontrol etmek için az önce söylediğim gibi H köprüsü denilen bir bağlantı kullanırız. Ve bizim H köprü bağlantımız bu şekilde yapılıyor normalde. Bakın MOSFET'lerle ya da transistörlerle yapılabilir. İki tane P kanal MOSFET, iki tane N kanal MOSFET ya da iki tane NPN, iki tane PNP transistörle yapılabilen bağlantıdır bu. Burada gördüğünüz gibi motor voltajı buradan geliyor. Şu şekilde motorumuzu sağa döndürürken buradan da sola döndürüyor. Yani benim Q1 ile Q4 MOSFET'lerim tetiklendiği zaman, iletime geçtiği zaman motorum sağa dönerken Q3 ile Q2 MOSFET'lerim iletime geçtiği zaman motorum sola dönecektir. Bu şekilde bir bağlantısı vardır motoru ileri geri kontrol etmek için H köprüsünün. Ancak dediğim gibi bizim bu motor sürücümüzün içinde iki tane H köprüsü vardır ve bu yüzden çok fazla kullanılan, tercih edilen bir elemandır. İki tane H köprüsü bulundurduğu için de iki tane farklı DC motoru birbirinden bağımsız olarak kontrol edebilir. Yine sürücümüzün entegreleri DC motorların ileri geri hareketini sağlamasının yanında PWM yöntemiyle hız kontrolünü de yapar. Bizim enable pinimiz vardır. Elemanımızın üzerinde enable pini. Enable pinine bağlantımızı yaptığımızda bizim analog gelen değerimiz, yani motorumuzun hızını PWM yöntemiyle belirlediğimiz değerimizi enable piniyle sürücümüze uygularız ve motorumuzun hızını kontrol edebiliriz. Yani sürekli ya durdu ya da maksimum hızda değil de ara hızları da biz buradaki L293 motor sürücüsüyle kontrol edebiliriz. Bunun dışında biz eğer bu motor sürücüsünü 4 volt ile 36 volt aralığında çalışma sağladığımız zaman, işte aralarındaki fark şimdi gelecek. L293B motor sürücüsü 1 amper, L293D motor sürücüsü ise 600 miliamper akım sınırına kadar kullanılabilir. Aralarındaki tek fark bu. Başka hiçbir fark yoktur. Biz de bugünkü uygulamamızda L293D entegresini kullanacağız. Peki bizim bu entegremizin bağlantısı nasıl? Ayaklarını nasıl bağlayacağız? Şu şekilde göstereceğim hemen. Gördüğünüz gibi şu yarım tırnak, yarım tırnak üst kısımdı. Burasında da normalde bir tane yuvarlak olur. Burada gözükmüyor. O da alt kısım. Bir de şurada bir tane normal küçük bir yuvarlak olur. Bu yuvarlağın yanı birden başlar. Bir enable pinimiz. Yani bizim PWM yöntemiyle elde ettiğimiz gerilim değerini uyguladığımız pinimizdir. Bu şekilde biz motorumuzun hızını kontrol edebiliyoruz. İki nolu pinimiz ileri pinimiz. Yani motorumuzu ileri döndüren pinimiz. Üç nolu pin ve altı nolu pinlerimiz gördüğünüz gibi birinci motorumuzu bağladığımız pinler. Yani tek motor kullanıyorsak zaten tek bir tarafı kullanacağız. Mesela burayı kullanmayacağız. Sadece burayı kullanacağız. Biz de 3 ve 6 nolu pinlere motorumuzun
uçlarını bağlıyoruz. Arada kalan 4 ve 5 nolu pinleri GND'ye, Arduino'nun GND ucuna bağlıyoruz. 7 nolu pin bizim yine Arduino'daki geri olarak kullandığımız pine bağlanıyor. Yani motorumuzu geri döndürmeye yarayan pindir. 8 nolu pin de bizim harici DC voltaj kaynağımızı bağladığımız, yani pilimizi bağladığımız veya işte güç kaynağımızı bağladığımız, artısını bağladığımız pindir, artısını. Eksisini normal şase yapacağız, GND'ye bağlayacağız. Ama artıyı dediğim gibi motor sürücümüzün 8 nolu pinine bağlıyoruz. Ve 9 nolu pinimize de lojik voltaj diyoruz. Bu da bizim Arduino'muzun artı 5 volt pinidir. Arduino'muzun artı 5 volt pinini buraya bağlayarak motor sürücümüzü aktif hale getiriyoruz. Bunlar, eğer bir tane motor kullanacaksam kullanılması gereken pinler. Bunlar. Eğer ikinci motorumu da ekleyeceksem zaten lojik voltajla güç kaynağı burada hazır bağlı. Sadece geri kalan uçlarım bağlanacak. Onlar da 10 nolu pinim motorumu ileri döndürür. 11 ve 14 nolu pinlerim ikinci motorumun bağlandığı, uçların bağlandığı pinlerdir. 12 ve 13 nolu pinler GND, Arduino'muzun GND ucuna bağlanır. Bakın zaten simetri vardır şurada bir. 15 nolu pin bizim motorumuzu geri döndürecek olan Arduino pinine bağlanır. Ve 16 nolu pin de Enable 2 dediği bizim ikinci motorumuzun hız kontrolünü yapacağımız PWM yöntemiyle ara değer aldığımız Arduino pinimiz bağlanır. Yani dediğim gibi burada güzel bir simetri vardır aslında. Bakın ileri ileri motor motor, GND GND, GND GND, motor motor, geri geri. Simetrinin bozulduğu tek yer şurası, Enable'lar 1'de ve 16'da ve güç kaynağıyla lojik voltaj bağlanıyor. Bu şekilde bağlantıyı yaptığımızda herhangi bir problem olmadan sürücümüz motorumuzu çalıştıracaktır. Peki bizim bugün yapacağımız uygulamada neler olacak? Bizim bugün yapacağımız uygulamada bir tane potansiyometremiz olacak. Bu potansiyometre motorumuzun hızını kontrol edecek. 3 tane de butonumuz olacak. Bu butonlardan bir tanesi motorumuzu ileri döndürecek, bir tanesi geri döndürecek, bir tanesi de durduracak. Bu şekilde bir uygulama yapmayı planlıyorum. Şimdi bunun için kullanacağımız malzemeler, öncelikle Arduino Uno'muz var. Programladığımız kartımız, breadboard'umuz var. Devre üzerine kuracağız. L293 motor sürücü entegremiz var. Bir tane DC motor kullanacağız. Bu DC motoru ben bu şekilde kullanacağım. Tekerlekli bir DC motoru kullanacağım. 250 RPM'lik bir DC motor kullanacağım. Ama oyuncakların içinden çıkan, şu şekilde mini DC motor diye de geçen piyasadaki en basit DC motor da kullanılabilir. Ben sadece bu sarı olanı, tekerlekli olanı kullanmamın sebebi tekerleğin hızını ve dönüş yönünü daha rahat görebiliyor olmamız. Yoksa diğerin ucuna farklı bir aparat takmam gerekecek. Bu aparat da elimde olmadığı için ben sarı olanı kullanmayı tercih ettim. Ama ikisi için de devremiz çalışacaktır. 3 tane buton kullanacağım. 3 tane direnç kullanacağım. Bu dirençler butonlarımın önüne bağlanacak bildiğiniz gibi. Bir tane potansiyometre bağlanacağım. 1 kilo ohm, 10 kilo ohm olabilir bu potansiyometremiz, fark etmez. Ve bir tane 9 voltluk pil kullanacağım. Harici DC kaynak olarak. Malzemelerimi tedarik ettikten sonra artık programımı yazmaya başlayabilirim. Programı yazarken ben her zaman başlığı atıyorum. Başlıkta L293 motor sürücüsü ile DC motor hız ve yön kontrolü. Yani bunu şu şekilde Taksim Yıldız, istediğim açıklama Yıldız Taksim'le kapattığımda bu programdan bağımsız bir açıklama satırı haline geliyor ve hiçbir şekilde programdan etkilenmiyor. Ben de bunu her yaptığım uygulamanın başına yazıyorum. Yazmasanız da programı ilgilendiren herhangi bir şey olmuyor. Benim ilk önce başlığımı attıktan sonra tanımlamalarımı yapmam lazım. Değişkenlerimi tanımlamam lazım. Her zaman bunu yapıyoruz. Programa başlamadan önce değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Değişkenlerim benim neler? Şimdi kafamda düşünüyorum. Butonum ileri çalışacak. O zaman ileri isimli bir değişken tanımlayacağım. İleri butonumu bağlayacağım. Geri isimli bir değişken tanımlayacağım. Enable pinine bağlayacağım. Enable isimli bir değişken tanımlayacağım. İleri, motorumu ileri döndürecek olan ileri değişkeni tanımlayacağım. Motorumu geri döndürecek olan geri değişkeni tanımlayacağım. Ve butonumun durdurma butonumu için durdur butonu
değişkeni tanımlayacağım ve potansiyometrem için pot değişkeni tanımlayacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü değişken tanımlayacağız. Şu an planımız bu. Şimdi tek tek hepsini yazalım ve görelim. Bu tanımlamaları define ile yapabilirsiniz ya da integer ile yapabilirsiniz. Ben integer ile, yani int veri tipiyle yapmayı tercih ettim. Ama diğerini de kullanabilirsiniz. Int ileri 9. 9 nolu pine ileri isimli bir değişken tanımladım. 10 nolu pine geri isimli bir değişken tanımladım. 11 nolu pine enable pin isimli bir değişken tanımladım. 6 nolu pine ileri butonu isimli bir değişken tanımladım. 7 nolu pine geri butonu isimli bir değişken tanımladım. 8 nolu pine durdur butonu isimli bir değişken tanımladım. Ve A0 pinine pot isimli bir değişken tanımladım. Yani ben motorumun ileri dönmesini sağlayan gerekli voltajı 9 nolu pinden, geri dönmesini sağlayan dijital voltajı 10 nolu pinden, enable pinimiz, yani benim motorumun hız kontrolünü yapacağım PWM yöntemiyle elde ettiğim analog değerimi 11 nolu pinden, butonumun ileri olan butonumu bağlayacağım 6 nolu pin, geri olan butonumu bağlayacağım 7 nolu pin ve durdurma butonu olarak tanımladığım butonumu bağlayacağım 8 nolu pin, potansiyometremin ayar ucunu bağlayacağım A0 pinini tanımladım. Tanımlamalarım bitti. Artık void setup fonksiyonuna girebilirim. Void setup fonksiyonum zaten hazır yazıyor. Süslü parantezimizi açtık. Void setup'ın içinde bildiğiniz gibi biz giriş ve çıkışlarımızı tanımlıyorduk. Yani pin mod komutuyla giriş ve çıkışlarımızı tanımlıyorduk. Benim bildiğiniz gibi 3 tane çıkışım var. Bunların 3'ü ileri, geri ve enable pin. Motorumu çalıştıracak olan çıkışlarım. 3 tane de girişim var. Bunlar da ileri butonu, geri butonu ve durdur butonu bildiğiniz gibi. Potansiyometreyi de katabiliriz, katmayabiliriz de. O sorun değil. 3 tane giriş, 3 tane çıkışımı tanımlamak zorundayım. Önce çıkışlarımı tanımlıyorum. Pin mod, ileri, output. Bakın pin modun hepsi küçük, sadece ortasındaki M büyük. Parantez içinde değişkenimin ismi ya da 9. Pin numarası yazılabilir buraya. Tabii ki pin numarasını yazdık mı uzun programlarda bize çeşitli problemler yarattığı için değişken tanımlayıp değişken ismini yazmak bizim için daha makul. Bunu defalarca söyledim. Virgül output yazıyoruz. Output'u büyük harflerle yazıyoruz. Zaten bunu yazdığımız zaman maviye dönüyor yazdığımız yazı. Parantezimizi kapatıp noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Pin mod geri output, pin mod enable pin output çıkışlarımızı tanımladık pin mod komutuyla. Pin mod ileri butonu input, pin mod geri butonu input, pin mod durdur butonu input. Girişlerimizi de tanımladık ve süslü parantezimizi kapatıyoruz. Artık bizim void loop fonksiyonumuza geçme vaktimiz geldi. Yani döngümüzü yazma vaktimiz geldi. Öncelikle bizim yapmamız gereken şey şu. Void loop yazalım ve süslü parantezimizi açalım. İlk önce potansiyometre ile hız kontrolünü yapalım. İleri geri dönüşleri, butonlarla ileri geri dönüşü daha sonra yaparız. Bizim hız kontrolü yapmak için bir önceki uygulamada da kullandığımız yöntemi kullanacağız. Ne yapacağız? Potansiyometrenin bağlı olduğu A0 pininin değişkeni pot. Pot değişkeninden okunan değeri bir yeni bir değişken ismine kaydedeceğiz. Analog okunuyor bu değer bildiğiniz gibi. O yüzden şöyle bir şey yazıyoruz. Integer pot okunan analog read pot. Yani pot A0 pininden okunan analog değeri pot okunan isimli bir değişkene kaydettim. Ben bunu şu şekilde yapabilirim. Daha önceki uygulamada öyle yaptım zaten. Bu da farklı olsun diye bu şekilde yapıyorum. Pot okunanı burada integer pot okunan olarak tanımlayıp burada integer'ı yazmadan direkt pot okunan eşittir analog read pot diye de yazabilirim. Ya da başta tanımlamayıp programın içinde de int veri tipinde yazarak aynı sonucu elde edebilirim. İnşallah bu aradaki farkı anlamışsınızdır. İkisini de görün diye birinde farklı birinde farklı yaptım. Benim bir de bu pot okunana kaydettiğim analog değer bildiğiniz gibi 0 ile 1023 arasında bir değer. Benim bunu 0 ile 255 arasında, yani PWM bandına çekmem lazım. Bunun için map fonksiyonunu kullanıyorduk. Map komutunu kullanıyorduk. Map komutu da şu şekilde kullanılıyor. Ben yine tabii ki bu map'te 0 ile 255 arasında kaydettiğim değeri başka bir değişkene de tanımlamam lazım. Bu değişkenin de ismini devir olarak aldım. Integer devir eşittir map
pot okunan 0.023.0.255. Yani buradaki mantık şu. Pot okunan değişkeninde kaydolmuş olan 0 ile 1023 arasındaki analog değeri 0 ile 255 arasında değere kaydedip devir isimli yeni bir değişkene yükledim. Yani kaydettim. Ve şu an benim analog pinimden, analog çıkışından alacağım, yani motorumu döndürecek olan enable pininden alacağım analog değerim devir isimli değişkene kayıt edildi. Artık ben bu devir isimli değişkeni kullanarak motorumu döndürebilirim. Bunun için ne yapıyordum? Analog write komutunu kullanıyordum. Çünkü 0 ile 5 volt değil. Ara değerler de var. Eğer 0 volt ya da 5 volt olsaydı, yani var ya da yok olsaydı, digital write kullanıyorduk. Ama burada bir ara değer aldığım için bunca zahmeti, bunca yazıyı analog değeri elde etmek için yaptıysam burada da analog write kullanacağım. Analog write enable pin devir. Yani ne diyor? Enable pin çıkışına, yani buradaki 11 nolu pinimi devir. Yani buradan gelen değeri yolla. Bu şekilde motorumuzun hızını ayarladık. Ben artık potansiyometreyi her çevirdiğimde analog olarak okunacak ve pot okunana kaydedecek. Pot okunan da 0 ile 23 arasında çevirdiğim o değer 0255 arasında gelip devir isim değişkene kaydedilip enable pinime aktarılacak. Ve benim motorum da potansiyometrenin çevirdiğim değeri kadar dönecek. Şu an buraya kadar herhangi problemimiz yok. Şimdi benim butonlarımla ileri, geri ve durdurma komutlarını yazmam lazım. Bildiğiniz gibi daha önce butonların nasıl kullanıldığını anlatmıştım. Butonlarla led yakmıştık. Aynı mantık. Hiçbir fark yok. If ile yapacağız bunu. If digital read ileri butonu 1. Bildiğiniz gibi digital read, bizim butonlarımız ara değerler yok. Analog değil. Bastığımızda 1, elimizi çektiğimizde 0'dır. Bu tarz durumlarda digital read komutunu kullanıyoruz. O yüzden if digital read ileri butonu, bakın yani burada 6 nolu pin de yazabilirim. Ama dediğim gibi değişken ismini kaydedip değişken ismini kullanmak daha kolay bizim için, daha mantıklı. O yüzden digital read ileri butonu, değişkenimizin ismi eşittir 1. Eğer butona basıldıysa, yani 1 olduysa, eğer bizim butonumuza basıldıysa ne yapmamız gerekiyor? Süslü parantezimizi açtık. If'in süslü parantezi. İleri butonuna basıldıysa motorum ileri dönecek mantık olarak. O zaman ileriyi high yapacağım, geriyi low yapacağım. Digital write ileri high. Yani ileri pinine bakıyorum buradan. 9 nolu pinime. Yani benim motor sürücümün ileri bacağına high 5 volt gönder. Ya yani motorum ileri dönsün. Aynı zamanda geri pinine de low gönder. Geri dönmesin. Herhangi bir karışıklık çıkmasın. Digital write geri low. Ve süslü parantezimizi kapattık. Ben şu an motorumu ileri çevirme komutumu yazdım. Aynı şekilde artık bunları kopyalayıp üzerinde oynayarak da yapabilirsiniz. Ben tek tek yazacağım yine. Aynı şekilde geriyi yazıyorum. If digital write geri butonu eşittir 1 olacak bildiğiniz gibi. Süslü parantezimiz açılacak. Bu sefer geri butonuna bastığımda motorun geri dönmesi lazım. İleri durması lazım bildiğiniz gibi. O yüzden digital write geri high, digital write ileri low. Neden digital write kullandığımı da söyledim. Burada dikkat edilecek şey W büyük harfle, diğerleri küçük harfle, high ve low'lar ya da buraya bildiğiniz gibi farklı şekillerde de gönderebiliyorsunuz. 1-0 da yazabiliyorsunuz. High low yazarsanız eğer büyük harflerle yazacağız ve parantezi kapattıktan sonra noktalı virgül kullanacağız. Süslü parantezimizi kapattık. Süslü parantezimizi kapattıktan sonra artık bizim durdurma butonumuzu, durdur butonumuzu kullanıp motorumuzu durdurmamız lazım. If digital read durdur butonu 1. Eğer durdur butonuna basıldıysa, durdur butonunda 1 algılandıysa, yani basıldığı algılandıysa, okunduysa, süslü parantezimizi açtık. Digital write geri low, geri dönmeyi durdur. Digital write ileri low, ileri dönmeyi durdur. Yani aslında demek istediğim 9 nolu pine 0 volt gönder, geri 10 nolu pine
0 volt gönder. Yani 0 volt gönderince de doğal olarak duracaktır. Süslü parantezimizi kapattık. Şu an bütün iflerin süslü parantezi kapandı. Bir de burada bakın void loop'un süslü parantezi vardı. Onu da kapattım ve programım yazılmış oldu. Şu an herhangi bir problem yok gibi programda. Şimdi bakalım devam edelim. Biz bu programı Arduino derleyicimize yazdığımızda şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Bunlar tabii alt alta, ben sığmadığı için yan yana yaptım. Buradan başlıyor. Şuradaki boşluktan devam ediyor. Ve böyle geliyor. Alt alta normalde. Ben sığmadığı için yan yana yazdım. Yani bunu sağdakini soldakinin altına, sağdakini soldakinin altına getirip devam ediyor gibi düşünün. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Peki ben bunu breadboard'a kurarken nasıl yapacağım? Bakın biraz karmaşık gibi gözüken devre var önümde. Bunu breadboard'a yerleştirirken ama aslında tane tane gidildiğinde çok basit bir şekilde halloluyor. Önce ben şunu yapıyorum. Arduino kartımdan 5 volt ve GND'yi breadboard'uma çekiyorum. Bakın 5 volt ve GND'yi çektim. Önce bunu yapıyoruz. Burada artık bakın şu kırmızı olduğu gibi artı 5 volt, mavi olduğu gibi GND. Bunu bir de karşı tarafa da atıyorum. Burayı da kullanacağım için. 5 voltu bakın kırmızıyı kırmızı tarafa, maviyi mavi tarafa. Artık benim burası da 5 volt, şurası da GND oldu. Bunu yaptıktan sonra potansiyometremi yerleştiriyorum. Potansiyometreyi dikey yerleştiriyorum. Eğer yatay yerleştirirsem uçları kısa devre olacaktır. Dikey bir şekilde yerleştiriyorum. Burada bakın 3 tane ayağı vardır. Ayar vidası bize doğru baktığı zaman. Bu 3 tane ayaktan birincisini GND'ye ya da 5 volta da bağlayabilirsiniz. Bu sadece potansiyometreyi dönüş yönündeki hız kontrolünü değiştirir. Yoksa çalışmasını değiştirmez devrenin. Şimdi ben burada birinci ayağı GND'ye bağladım. Üçüncü ayağı 5 volta bağladım. İkinci ayak bizim ayar ayağımızdır. Ayar ayağını programda yazdım Arduino pinle, yani A0'a bağladım. Potansiyometre bağlantım tamamlandı. Şimdi geliyorum buton bağlantıma. Bu 3 tane butonu yine dikey bir şekilde, çünkü yatay bağlarsam bildiğiniz gibi artık uçları kısa devre olacaktır ayakların. Dikey bir şekilde bağladım. Dikey bağladıktan sonra ben pull up mı pull down mı bağlıyorum. Ona göre bağlantımızı yapıyoruz. Ben burada pull down bağladım. Yani pull down bağlantı şu şekilde oluyor. 5 voltu bakın kırmızıdan aldığım 5 voltları butonumuzun bir ayağına bağlıyorum. Burası tamam. Karşısına geçiyorum. Butonumuzun diğer ayağına hem direncimi bağlıyorum. Direncimin bir ucunu butonumuzla bağlarken diğer ucunu GND'ye. Direncimizin bir ucunu butona bağlarken diğer ucunu GND'ye. Direncimizin bir ucunu butona bağlarken diğer ucunu GND'ye bağlıyorum. Dirençlerim 10 kilo-ohmluk dirençler. 10 kilo-ohmluk direncin renkleri gördüğünüz gibi kahverengi, siyah, turuncudur. Direnç bağlantısı da tamam. Artık programda yazdığım Arduino pinlerini butonlara bağlamam gerekli. Ben bunu ileri butonu olarak aldım ve altın oğlu pini tanımlamıştım. Altın oğlu pini ileri butonumun, bakın direncin bağlı olduğu ayağa bağlıyorum. 7 nolu geri pinimi geri butonumun direncin bağlı olduğu ayağına bağlıyorum. 8 nolu durdurma butonu pinimi direncimin bağlı olduğu buton ayağına bağlıyorum. Bu şekilde buton bağlantımızı da tamamladık sarılarla. Artık sırada motor sürücümüzü bağlamak kaldı. Motor sürücümüzü şöyle gördüğünüz gibi tırnak ve siyah noktası var küçük. Hemen yanı 1 nolu pin. Bildiğiniz gibi 1 nolu pinimiz bizim enable pinimizdi. Tek motor çalıştırdığımız zaman enable pinimiz. Enable pinimi ben Arduino'da 11 nolu pin olarak belirlemiştim. Getirdim 11 nolu pini, enable'a bağladım. 2 nolu pinim ileri pinim. 10 nolu pinim ileriydi. Getirdim onu da 2 nolu ayağına bağladım. 3 nolu ayağı ve 6 nolu ayağı hatırlarsanız motorumuzun bağlandığı ayaklardı. Motorumuzun bir ucunu 3 nolu ayağı, diğer ucunu 6 nolu ayağa bağladım. Aradaki 4 ve 5 GND uçlarıydı. Bunların da ikisini bakın şu şekilde GND'ye bağladım. GND bakın buradan Arduino'muzun GND ucuydu. En başta bunu yapmıştık. 7 nolu ayağımız bizim geri ayağımızdı, geri. Bakın buradan geri getirdim. 9 nolu pine bağladım. Geri olarak 9'u tanımlamıştım ve 9 nolu pinimi bağladım. 8 nolu ayağımız bizim
harici DC kaynak ayağımızdı. Ve harici kaynak olarak bakın 9 voltluk bir pil bağladım ve bunun artı ucunu getirip 8 nolu ayağımıza bağladım. 9 nolu ayağımız lojik voltaj piniydi. Bu da bizim Arduino'muzun 5 volt piniydi aslında. Arduino'muzun 5 volt pini bakın buradan getirdim. Şöyle karşıya getirdim. Buradan da bağlamış oldum. 9 nolu ayağımıza. Gerisi boş. Çünkü ikinci motorum yok. Bir tane motor çalıştırdığım için gerisini bağlamıyorum. Geriye sadece ne kaldı? Pilimizin eksi ucu. Pilimizin eksi ucunu da gördüğünüz gibi buradan GND'ye bağladım. Bakın. Arduino'muzun GND ucuna bağladım. Şöyle. Bu bağlantı çok karmaşık duruyor diğer bağlantılara göre. Ancak çok basit bir bağlantıdır. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra programımız sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Şimdi hep beraber gelin bağlantımızı yapalım. Programımızı kartımıza yükleyip çalıştırmasını deneyelim. Herkese tekrar merhabalar. Gördüğünüz gibi devremizi breadboard üzerine kurduk. Bu devreyi breadboard üzerine kurarken aynı konu anlatımında takip ettiğim adımları takip ettim. Şimdi burada da anlatacağım uygulama üzerinde de görmeniz için. Öncelikle ben bu devreyi kurarken Arduino'mun artı 5 volt ve GND uçlarını breadboard'uma çekiyorum. Bunun için bakın mavi ile GND, turuncu ile de artı 5 volt pinini breadboard'umun üzerine bağladım. Breadboard'umun artı ve eksi şeritleri yani dikey olarak içten kısa devre olan şeritlere koydum. Yani artık benim şuradaki mavi şeridin boylu boyunca eksi, kırmızı şeridin boylu boyunca artı. Karşı tarafta da eksiyi kullanacağım için bir tane jumper'ımla GND ucunu, Arduino'nun GND ucunu buraya da taşıdım. Yani benim buradaki mavi şeridim de eksi olmuş oldu. Bu cepte. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra potansiyometremi bağlıyorum. Potansiyometreyi yerleştirdikten sonra dikey bir şekilde, çünkü yatay koyarsam kısa devre olur ayakları. Dikey bir şekilde yerleştirdikten sonra 3 tane ayağı vardır potansiyometrenin. Ortadaki ayağı ayar ayağıdır bizim. Ayar ucumuzdur. Bunu programda yazdığımız Arduino pinine bağlarız. Ben programda A0 pinini kullandığım için potansiyometremin ortadaki ayağını A0 pinine bağladım. 1 ve 3 nolu pinleri de artı 5 volt ve GND uçlarına bağlarız sırasıyla. Potansiyometre bağlantısı bittikten sonra artık L293 motor sürücümüzü bağlayabiliriz. Ben burada bir tane motor kullanacağım için sadece sol tarafı kullanacağım. Eğer iki motor kullansaydım sağ tarafı da kullanacaktım. Tek motorda sol tarafı kullanırken uçlarım nasıl oluyor? Şimdi öncelikle burada dikkat edeceğimiz şey L293 sürücüsünün bir nolu ayağını bulmak. Bakın şurada bir tane nokta var. Ben bunu zaten konu anlatımında da net olarak gösterdim. Burada kameradan göremeyebilirsiniz. O noktanın olduğu ayak bir nolu ayak. Oradan başlar. Benim sürücümü 8 tane solda, 8 tane sağda toplam 16 tane ayağı vardır. Eğer ben bu sürücüyü breadboard'umun tam ortasına yerleştirmezsem, herhangi bir yere yerleştirirsem benim 1 ve 9, 2 ve 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15 ve 8 ile 16 nolu uçlarım ayrı ayrı birbirine kısa devre olacaktır ve işlevsiz hale gelecektir. O yüzden ben breadboard'umun tam ortasındaki bakın şu boşluğu motor sürücümün ortasına denk getirecek şekilde uçlarını yerleştiriyorum. Bu bizim için çok önemli. Bunu yaptıktan sonra motor sürücümün bir nolu ucu benim enable ucumdur. Yani motorumun dönüşü için gelen PWM sinyali bu uçtan alınacak. Ben de bu ucu Arduino'da yazdığım pine bağlarım. Ben burada 11 nolu pini yazdığım için programda 1 nolu ucumu 11 nolu pine bağladım. 2 nolu motor sürücüsü ucu bizim ileri motorun ileri dönmesini sağlayan pinimizdir. Ben burada 9 nolu pini 2 nolu ayağına bağladım sürücümüzün. 3. ayağı ve 6. ayağı bizim motorumuzun bağlandığı pinlerdir. Bakın gördüğünüz gibi motorumuzun bir ucunu 3, diğer ucunu 6. ayağa bağladım ve motor bağlantımı da bu şekilde yapmış oldum. 4 ve 5 arada kalan 4 ve 5 nolu uçlar ise benim GND ucumdur. Yani iki tane kabloyla bakın buradaki eksiye, mavi şeridin olduğu eksiye getirdim. Yani ne yapmış oldum? Aslında dolaylı yoldan Arduino'nun GND pinine bağlamış oldum. 7 nolu ayağımız ise benim burada mor jumper'la gösterdiğim geri pinim. Yani motorun geri dönmesini sağlayan pinimdir. Ben de bunu 9 nolu Arduino pinine bağladım. Ve son olarak 8 nolu ayağımda pilimin yani harici DC kaynağımın artı ucunun bağlandığı
ayaktır. Ben pilimin artı ucunu motor sürücümün 8 nolu ayağına, eksi ucunu ise breadboard'umun eksisine, yani dolaylı olarak yine dediğim gibi Arduino'mun GND pinine bağlayıp bütün eksileri şase yapmış oldum. Şu an harici DC kaynağım, yani pilimin de bağlantısı bitmiş durumda. Sadece buton bağlantım ve direnç bağlantım kaldı. Benim 3 tane butonum var bu devrede. Bildiğiniz gibi ileri butonu, geri butonu ve durdurma butonu. Ben bu butonları 3 tane dirençle bağlayacağım. Bu 3 tane direnci pull down bağlayacağım. Pull down bağlantıyı daha önceki videolarımda anlatmıştım. Pull down bağlantıda dirençlerim bir ucu butonun bir ayağında, diğer uçları ise ekside. Yine bakın buradaki mavi şeridin olduğu eksiği kullandım ve buradan Arduino'mun GND pinine bağlamış oldum aslında. Ne yaptım? Arduino'mun GND'sine bağladım 3 tane direncimin uçlarını. Diğer uçlarını ise butonlarımın bir tane ayağına bağladım. Aynı ayağa, direncin bağlandığı aynı ayağa benim Arduino pinlerim bağlanır. İleri butonu için ben 6 nolu pini, geri butonu için 7 nolu pini, durdurma butonu için ise 8 nolu pini programda yazdığımdan dolayı buradaki jumperlarla bu bağlantıyı yaptım. Geride bir tane ayak boşta kaldı. Bu boşta kalan ayaklara ise Arduino'mun 5 volt pinini bağlarım. Arduino'mun 5 volt pinini, bakın şurada 3 tane küçük kabloyla, şurada breadboard'umun kırmızı şeridinin olduğu, yani Arduino'mun 5 voltunu aldığım kısma bağladım ve bağlantım bitti. Uzun bir bağlantısı var, karmaşık bir bağlantısı var ama tane tane gittiğimizde inşallah anlatıcı olmuştur. Yani basit bir şekilde anlatabilmişimdir ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz bunu izleyerek. Şimdi devremizi kurduk, programımızı yazdık, programımızı karta yükleyip çalışmasını gözlemleyelim. Hemen kartımıza yüklemeyi yapalım. Şu an yükleniyor. Bu arada ben de pilimi bağlayayım. Pilimi bağladım ve program yüklendi. Şu an herhangi bir hareket yok. Bunun sebebi butona basmadım. Şu an ileri komutunu vermedim. Şu an butona bastığımda ileri, bakın ileri dönmeye başladı. Sağa. Durdurdum. Ve sola doğru döndürmeye başladım. Geri. Şu an yönlerimde herhangi bir sorun yok. Tekrar durdurdum ve ileri çalıştırdım. Bakalım potansiyometre ile hız ayarını yaptığımda herhangi bir problemle karşılaşacak mıyım? Şu an yerinden çıktı. Hemen yerine takalım. Şöyle. Şu şekilde tutarken potansiyometremizin, evet, şu an hız ayarı da yapılıyor gördüğünüz gibi. Süratli bir şekilde dönüyor. Bakalım aynı süratle diğer tarafa da dönecek mi? Durdurdum ve sola döndürdüm. Bu şekilde de rahatlıkla dönüyor gördüğünüz gibi. Şimdi potansiyometre ile hızımı tekrar azaltacağım. Gördüğünüz gibi azaldı. Hatta sıfırlarsam direnci durdurabilirim de. Tekrar çalıştırıyorum potansiyometremle. Durduruyorum. İleri çalıştırıyorum. Herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi devrem çok net bir şekilde doğru çalışıyor. Durdurdum ve uygulamamı sonlandırıyorum. Size bugün anlatacağım konu buydu. Bu aslında bizim temel robotik projelerimizin en basite indirgenmiş hali. Hareketli robotik projelerimizin. Çünkü bir tane tekerleğim var. Bunu 2, 4 yapabilirim. Ve butonlarla ileri geri yapıyor. Bunu sağa sola dönüşte yapabilirim. Ve hızını artırıp azaltabiliyorum. Dediğim gibi temel hareketli robotik projelerin en basite indirgenmiş halidir. Bunu iyice anladıktan sonra üzerine koyarak diğer robotik projeleri de yapabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup bize destek olmayı unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.